Öncelikle biz köklü üniversite geleneğinin bir parçasıyız ve ülkenin de en köklü hukuk fakültesiyiz. Nitelikli ve çok güçlü bir öğretim kadrosuna sahibiz. Neredeyse Türkiye Cumhuriyeti'nde bizden hoca almamış hiçbir fakülte yoktur. Ne kadar öğretim elemanımız var? 259 toplam öğretim elemanımız var. Bunlardan 45 tanesi profesör, 17 tanesi doçent, 45 tane doktor öğretim üyesi ve 152 tane araştırma görevlimiz var. Eğlenceli bir fakülteyiz bir yandan da. Her yıl farklı konu ve katılımcılarıyla Love on the Bosphorus International Summer School denilen bir programımız var bizim. Dünyada bir ilkimiz var. Suç ve Ceza Film Festivalimiz var ki geleneksel hale geldi. Hukuk kliniklerimiz var. Bu kliniklerde öğrenciler lisanstaki teorik bilgilerini uygulamayla birleştirerek kendilerini içselleştirme imkanına sahip oluyorlar. İnteraktif öğrenme metodunu burada benimsiyoruz. Ezberleyerek hiçbir zaman öğrenmeyi benimsemiyoruz. Çok önemli bir işlevi daha var bu hukuk kliniklerinin. Dezavantajlı gruplarında adalete erişimini sağlıyor. Çok büyük bir kütüphanemiz var. Buradaki kitap sayısı hiçbir hukuk fakültesinde yok. 114.653 tane kitap var. 25.630 tane süreli yayın var. Yani şunu iddialı olarak söyleyebilirim. Hiçbir asistanın, hukuk asistanının bizim kütüphaneye uğramadan tez yazması mümkün değil. Neden öğrenci bizi seçsin? En büyük biziz de ondan bizi seçsin. Yani en iyi eğitimi veren biziz, ondan bizi seçsin. En ciddi ve en kaliteli eğitim bizde, ondan bizi seçsin. Nitekim bu sadece benim söylememle değil, Türkiye Barolar Birliği tarafından yürütülen bir ölçme değerlendirme çalışması var. Buna göre Türkiye'nin en iyi hukuk fakültesiyiz. Yabancı dil hazırlık sınıfımız da var bizim, çok bilinmez. Çünkü genellikle öğrenciler geldiklerinde bir yılı yabancı dille kaybetmek istemiyorlar. Herhalde şunu düşünüyorlar, ben nasıl olsa 4 yıl boyunca kaybetmeden okuyayım, o sırada yabancı dilimi geliştiririm. Yani yabancı dil isteyenler bakımından ben bir yılımı feda ederim diyenler bakımından da yabancı dil giriş öğrenimimiz mevcut. Birinci öğretimimize biz 3.815 en son sayıyla alıyoruz. Bu yüksek bir rakam. İkinci öğretime gelince birinci yerleşenin puanı 1.899, 350. yerleşenin puanı kontenjan orada 350, 5.632. Yani biz birinci öğretim ve ikinci öğretim olarak ilk 5.000'den alıyoruz dediğimiz zaman, ilk 5.600'den alıyoruz dediğimiz zaman bu çok doğru bir sayı. 2020 yılı engelsiz üniversite ödülleri kapsamında eğitimde erişilebilirlik yeşil bayrak ödülümüz var. Ayrıca mavi bayrak ödülümüz var. Yine 2021 yılı engelsiz üniversite ödülleri kapsamında turuncu bayrak yani mekanda erişilebilirlik bayrağı. Yani burada engelli bir öğrencimiz geldiği zaman diğer öğrencilerden farksız biçimde kürsüye, merdivenler bakımından hiçbir zorluk yaşamadan hayatını devam ettirebilir, öğrenimi devam ettirebilir. Çok vakfımız var bizim. Yani buraya vakıf kurup da vakfeden ve burs verilmesini sağlayan çok kişi olmuş. Onları da rahmetle yad ediyorum. Bu fakültemize bağlı vakıflardan ki dekan olarak pek çoğunda ben yöneticiyim. Çok sayıda burs imkanımız var ve bunlar karşılıksız bunlar, burslar. Mesela fakülte öğrencilerine 9 ay boyunca karşılıksız burs veren Vedat Ardağan Vakfı var. İsim olarak da zikretmek isterim. Profesör Tahir Taner Vakfı var. Kemal Halil Tanır Vakfı var. Ayrıca da kitap yardımı yaptığımız, sadece kitap yardımı yaptığımız Tinçel Kültür Vakfı var. YKS'de yerleştiği puan türünde ilk 1000'e giren ve fakültemizi tercih eden öğrencilerimize başarı bursumuz var. Bunlardan ayrı olarak da. Ayrıca YKS'de yerleştiği puan türünde ilk 1000 ile 1500 arasına girip de fakültemizi tercih eden öğrencilerimize de çeşitli maddi desteklerimiz var. Çift anadal imkanımız var, yan dal imkanımız var. Yani hukuk fakültesi öğrencileri, iktisat fakültesi, siyasal bilgiler fakültesi ve edebiyat fakültesinde yan dal programına belli kontenjanlar dahilinde kabul ediliyorlar. Yine aynı şekilde hukuk fakültesi öğrencileri, iktisat, siyasal, işletme, edebiyat, ilahiyat fakültesinde çift anadal programına belirli kontenjanlar dahilinde kabul ediliyorlar. Araştırma merkezlerimiz çok bizim. Fakültemizdeki araştırma uygulama merkezi sayısı 6,
Ayrıca da rektörlüğe bağlı araştırma merkezlerimiz var. Onun da sayısı 2. 2547 sayılı kanuna göre çalıştırdığımız kısmi zamanlı öğrenci programı var. Yani onları ekonomik bakımdan desteklemek üzere belirli kontenjanlar dahilinde kısmi zamanlı olarak öğrencilerimizi çalıştırıyoruz ve onlara dolaylı bir burs verme imkanına sahip oluyoruz. Bunlar ne kadar çalışıyorlar? Haftada 15 saat ve ayda da maksimum 60 saat çalışıyorlar. Gönüllü staj uygulamamız var. Yani bir öğrencimiz ihtiyari olarak dışarıda bir büroda, bir şirkette staj yapma imkanı bulduğu zaman biz 40 gün bu kişilere sigortasını üniversiteden yapıp staj yapma imkanı veriyoruz. 25 tane öğrenci kulübümüz var. Ben hayvansever bir dekanım. O bakımdan ilk geldiğimde benden önceki arkadaştan rica ettim ve hayvan hakları kulübünün danışmanlığını aldım. Zaten kampüsümüze girdiği zaman çocuklar görecekler. Her taraf kedilerle dolu, kedi kulübeleriyle dolu. Bütün öğrencileriyle, hocalarıyla beraber biz hayvansever bir fakülteyiz, hayvansever bir üniversiteyiz. Bizim mezunlarımızın iş bulamaması gibi bir kavram söz konusu değil zaten. Çok değerli bir diplomamız var bizim. Yani ülkenin pek çok yerindeyiz. Bizim olmadığımız bir kanun komisyonu bulamazsınız. Bizim olmadığımız bir çalışma bulamazsınız. Mutlaka orada İstanbul Hukuklar vardır. Çok önemli lisansüstü programlarımız var. Yani özel hukuk, kamu hukuku olarak ana başlıklar halinde yüksek lisans programlarımız var. Ayrıca özel hukuk ve kamu hukukunun altında da ticaret hukuku, tezli yüksek lisans programı, medeni hukuk, tezli yüksek lisans programı, milletler arası hukuk, tezli yüksek lisans programı, mali hukuk, yüksek lisans programı, doktora programı tabii ki bunlarla beraber. Kriminoloji ve ceza adaleti tezli yüksek lisans programı. Yani iki ana başlık altında pek çok ayrı ayrı yüksek lisans programımız var. Çok güzel noktalardan bir tanesi de tabii ki bizim Erasmus programımız. Yani Erasmus hareketliliğiyle fakültemize gelen öğrenci sayısı 2020-2021 akademik yılında 20. Giden öğrenci sayısı lisansta 4 öğrenci, lisans üstünde 25 öğrenci. Biz ciddi bir kurumuz çünkü öğrencilerimizi ilk 5000 küsürden alıyoruz. Onları ilk 5000 küsürden alıyoruz. Onlara çok iyi bir öğrenim görmelerini sağlamamız lazım ki, çok iyi bir eğitim vermemiz lazım ki hayatın da ilk 5000'i olarak gönderebilirim. Bizim ciddiyetimizin sebebi budur.